Merhaba arkadaşlar, Beren'in Divanı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2000 kupam var. Pirate Code oynayacağız bugün. Amacım 2200'de doğru ulaşmak. 2200'de sanırım Master League'de, hadi bakalım. Hani Master Cup. Master Kupası'na erişeceğiz. Kamerayı da şöyle alacağım. Savaşı başlatacağım şimdi. 6200'lük gemiyi kullanıyorum ben. 6200'lük gemi, Avok gemisi. Okçu seviyorum ben. Çok yakına ulaşabilirseniz eğer ve biraz da ölmezseniz çıkarabileceğiniz damage inanılmaz oluyor ve biraz daha garanti bir damage. Çünkü atıyorum torpido ile falan girerseniz, yetenekliyseniz çok fazla damage çıkarırsınız. Ama arada bir kaçırırsanız veya şanssız atışlar yaparsınız, bir şey olur. O biraz bana riskli geliyor. Bu çok daha iyi. Tabii bunun riski yakına ulaşmanız lazım. Yakına ulaşamadığınız durumlarda buradan oraya gidenekten sürekli ölürseniz tek skill ile oynamış olursunuz. O yüzden o sizin oyun tarzınıza, düşüncenize, yapınıza uygun. Şuraya ilk hata yapacağım. Karşıdan bir şey gelmiyor gibi şimdilik. Kalkanı açacağım ben her duruma karşı. Şu adama saldırmak istiyorum. Japon. Bakalım kesebileceğiz mi? Destek alabilirsek keseriz. Tekrar şuradan da bombaları da salladık. Baya baya azalttık canını. Aynen, bunu aldık. Şimdi benim kalkanımın gelmesine 3 saniye var. Şu an çok avantajlı konumdayız. Ben şuna doğru gideceğim. Her ne kadar canı çok olsa bile şuna dönelim. Bunun canı çok azdı. O öldü. O yüzden tekrar Dima'ya döneceğiz. Bizim silahımız ısındı. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anda sadece hedeften çıkmak olacak. Kalkanımız gelmek üzere. O yüzden biraz damage tanklayabiliriz. Ben yine de atacağım bunu. Ölmek istemiyorum. Şuradan düşük canlı olmasa da yeri canladı mı düşük cana indireceğim. Tekrar geldi benim şey. Bu adam hazır soğumuşken bunu öldürebiliriz. Ölmek üzere. Almak üzereyiz. Aldık. Aynen. Tekrar bu adama dalacağım şu anda. 3 saniye, 2 saniye. Kalkanı şuraya doğru açacağım. Yani bu taraftan da ölme imkanı var ama oradan göremeyeceğim ataklar. Can sinir bozabilir. Kurs manga saldırmayı tercih ettim. Silahımız tekrar ısındı. O yüzden ben tekrar biraz daha böyle kaçak dövüşmeye çalışacağım ama bakalım ne kadar hayatta kalabileceğim bilmiyorum. İki takım da şu ana kadar iyi oynadı. Kontrollü oynadı. Herkes 0 puanda. Bu adamın bariyeri var. O yüzden saldırmayı düşünmüyorum. Ama benim kalkanım tamam. Şu anda çıktı bariyerden. Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Bütün her şeyimi kullanacağım. İsterse ısınsın çok fazla. Aynı adamı dalıyorum şu anda. Hiç zaman kaybetmek için. Çünkü ilk kurşunda öleceğim. Kalkanın gelmesine çok az süre vardı ve çok iyi dodge'ladık açıkçası onu. Şu adamı alabilir miyim acaba? Çok çok iyi olur. Aynen, ölmeden birini almam harika oldu. Onu alabilir miyiz acaba diye düşünüyordum ama sadece 1400 vurabildim. Yine ölebileceğimi düşünerekten silahımı kullanıyorum. Şuraya doğru açacağım kalkanı. Hızı da basacağım. Yakınımızda bir tanesi heal aldı derken öldüm. Ben de son adammışım arkadaşlar bu arada. Ben ölünce rakip alanı ele geçirdi. O yüzden artık onların yüzdesi artmaya başlıyor. Biraz kritik bir oyun. Başa baş giden bir oyunda bu üstünlüğü vermemiz çok kötü oldu. Eğer bir sürpriz yapmazsak onlar 99'a kadar gider. Oradan tekrar geri çekilme şansımız olabilir. Artık bir fırsat bulmaya çalışacağız. Yani bu bölümler çok zor değil ama işte size gelen düşmanlar bazen çok iyi olabiliyor, bazen çok kötü olabiliyor. Şunu öldürdük. Şuna da saldıracağım. Onun biraz heal'ı var ama yapacak çok şey yok. Kalkan mı öldü? Onu da göremedim. Şu an öleceğim gibi. Ölmek üzereyim. Kalkanı atacağım eğer kurtarabilirsem. Son anda bir şeyleri engelledim. Yani ısınması pahasına kullanacağım çünkü her an ölebilirim. Zaten bu yanımızdakini görüyorsunuz. Okçu. Okunu kullanmadan normal saldırılarla kesti bizi. Kaybetmeye yakın olduğumuz bir oyun. Pek ümitli değilim. Bizden bir tanesi açık ara bir sürpriz yaparsa, böyle garip beklenmedik bir triple kill falan, o zaman belki bir şeyler değişebilir. Bakalım. Karşıdaki healer iyi iş yapıyor gibi. Ben pek healer şey bulmuyorum. Çünkü hani kimle girdiniz belli değil. Adama heal veriyorsunuz, çat diye giriyor tek başına. Düşmana dalıyor falan. Ben her
denizine giremedim. O yüzden salladım şuradan ama birini öldürdük Allah'tan. Hiç görmemiştim kime gittiğini. Üzerimize bombalar yağdı. Şu yakındakine saldırmak istiyorum. Şöyle doğru da kalkan açacağım. Bakalım. Bu adam çok kıvrak ya. Şunu da küçük darbelerle vurmak istiyorum, kesmek istiyorum ama çok hızlı heal'lanıyor. O yüzden direkt bunu attım. Bizim kalkan çıktığı anda yalan oldu. Demon'ın da damage'i çok yüksek. Bu heal nedir arkadaş? Yani pek şansımız olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Baya baya kötü gidiyoruz şu anda. Yani vuruyoruz, ediyoruz ama... Yani şu an keseceğim buradaki vuruşumu da. Baya aslında silahımız. En azından 5-6 saniye daha pasif olarak burada duracağız. Kalkanı kullanacağız sadece. Şu an ölmek üzereyim gibi hissediyorum. O yüzden basıyorum. En azından belki giderken bir tane kill alırız diye. Yani birini öldürdük. Şuna da saldırasım var. Öldüm. Hala rakip %99'da bizden bir ya da iki kişi vardı en son içeride. Onlar da ölür mü ölmez mi? Bakacağız. Demon Blackie'yi de aldı. Rakip takım fena gitmiyor. Oyun sonu damage'lara da bakarız. İlla birini öldürdük bu arada. İlla kazandım oyunları yayınlayacağım diye bir şey düşünmüyorum. O yüzden bu oyunu kaybetsek bile yayınlarım muhtemelen. Çünkü eğlenceli oldu, çabaladık. Bir şeyler yapmaya çalıştık, olmadı. Şu adam iyi dayandı. İki kişi vardı, biri öldü. Biz bir kişi daha aldık. Şuna saldıracağım. Kalkanı da açacağım. Dima'yı öldürdük arkadaşlar. Hala içeride çok kalabalık bir ekipleri var. Yani bir kişileri var. Arkadan da 2-3 kişi full canlı geliyor. Yani diğerleri girmeden şunu öldürebilseydi çok iyi olurdu ama yani öyle bir savunuyorlar ki arkadaş, bu nedir? Heal'lar, şunlar, bunlar. Bize de herkes bir kişiye vurmuyor. Yani ben de onu hiç çok yapamadım. Yani ne kadar az canı kalmış olsa bile silahı biraz daha şey yapmak istedim. Ortak düşmana vuramıyoruz yani, o sıkıntı. Çok kötü. Canlar azalıyor. Kime saldıracağımı ben de bilemiyorum açıkçası. O yüzden hedefi şuna koyalım bu sefer. Bunu takip etmeye çalışacağım. Çok az kaldı ya. Şunların canlarına bak abi. Hadi bariyer açtı. Aa, bu da can aldı. Birini aldık. Şu adama saldırayım bari, bir ihtimal belki ölür. Silah da ısınacak diye çok şey yapamıyorum ama çok hızlı ısınıyor yani. Baya büyük bir sıkıntı. Şurada biri öldü. Burada da biri öldü. Hadi bir kişi daha kaldı. Öbür arkadan gelince can az. Yapabiliriz bu sefer. Ben şuna saldıracağım, baya baya yardıracağım buna. Aynen şu an bu adam dışarı çıktı. Tekrar girmeye çalışıyor. Girene kadar biz burayı şey yaptık. Öne geçmeye çalışacağız şimdi. Benim damage kötü yere gitti ama en azından gelecek ekipler için bir can azaltma işlemi oldu. Kalın öldüm ben. Kötü bir zamanlama oldu benim ölümüm ama bir bakıma da iyi oldu. Zaten canım azdı. Hafif üstünlüğü ele alır gibi olduk burada. O yüzden ben tekrar dirileceğim. Full canlı tekrar geleceğim. Hazır doğarken de buradan direkt doğduğum anda yardırıyorum. Elim tetikte, kalkanı hazırda bekletiyorum eğer bir gelen bir ateş görürsem diye. Şimdilik görmedim ama rakip şu an baya baya yalan etmiş herhalde içeriği. Bakalım, ben şuraya saldırdım. Şu adam bize yakın, muhtemelen bizim şeyler de ona saldırır diyecekti ama hazır ben gitmeden şunu alayım en kötü. Çünkü öbürleri baya şey... Bu adam birilerini daha kesecek. Bunu da kestik. 3 saniye var. Şu kalkanı kullanacağım. Şunu kesmek istiyorum. Hadi dön 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 dön. Çok kötü oldu ya.
Şimdi bakalım bunları da kesmeye çalışacağım ama hala yani çok çok iç açıcı gitmiyor. Yani kötü gitmiyor. Eğlenceli gidiyor ama oynadığım en uzun oyunlardan bir tanesi olabilir. Şunu uzaktan saldıracağım. Zaten cooldown'um var. Öldü aynen o bari iyi oldu. Bakalım bana gelen bir ateş var mı? O adamın canı bayağı full. Öbürünün de full gibi. Başka gördüğüm kimse yok ama bayağı sıkıntı çıkaracaklar gibi. Kalkanı açtım oldu da bana saldıran olur. Gerçi içeriği kesmek isteyeceklerdir ama. Yine de. Bakalım bu adamın canını yarıya indirdik. Bizim silah da bayağı ısındı. Şuna tekrar bir saldıralım. Belki bari bizden sonrakiler biraz daha saldıracağım onun. Canı az işte vursanız abi şuna ya. Vursanıza. Benim silah ısındı abi. Oha. İşte bu yüzden silahınızı ısındırmamalısınız. Hani şu an ben dinlendirseydim ben mecburen saldıracağım. Onun şansa bırakmak istemiyorum. O saldırabileceği bir tane düşman ortalığı yalan edebilir. Bir sal yapacağı bir saldırı ortalığı yalan edebilir. Hızlanacağız. Bakalım şu Mark düşer mi acaba? Aynen Mark düştü. Bu adam kalkan kullandı. Kalkandan çıkar çıkmaz onu da kestik. Benim kalkanım hala aktif. Şu an 4'e 1 yapıyoruz burada. Bakalım keseriz diye tahmin ediyorum. Çok yakın bu sefer. Aynen nihayet. Süper oldu bu. Şimdi gelen herkesi böyle bir bir kesmemiz lazım ki böyle bir çoğunluk yakalatmamamız lazım. Karşı tarafı da aynı şekilde aynı anda öldürmememiz lazım ki bir hepsi aynı anda doğup süper süper gelmesin. Böyle tek tek öldüreceğiz. Aralarında 3 saniye 5 saniye olmalı falan. Tabii bunun taktiğini yapamayız. Herkes önüne geleni çat diye vuracak. Şu kalkanı açayım. Ama bakalım. Ben yine buna saldıracağım. En azından heal'ını kesmek adına. Alacağı can alınmasın diye. Çok kötü yere saldırdım. Şu anda bir kişi içeride. Biz açık alanız. Açık alandayız. İki kişiyi kestim ben burada. Hala canı az olanlar var. Bu Dima yakınımızda. Bakalım Dima'ya saldıracağız. Canını %50'nin altına indirebilirsem. Güzel heal kullandı. Kalkanımı açacağım ne olur ne olmaz diye. Yine ısındı silah ben biraz. Arkalara doğru gideyim. %74'e geldik arkadaşlar. Çok 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 iyi. %80'deyiz. Şu adam bende her şeyi bitirebilirsem önce kalkanı açmak istiyorum. Derken açtım ama içeri giren damage beni kesti. %88. Muhtemelen 99'a götürürüz. Ondan sonra artık ondan sonrası riskli. İç tarafta kontrolü kaybeden oyunu kaybedecek. Şuradan direkt doğduğum gibi sallayayım. İçeride fazla canlı insanlar görüyorum. Gemiler görüyorum. Umarım yormazlar bizi. Dima yine birini katletti. Bana doğru gelen torpidolar var. Onları ufak hareketlerle dodge'lamak istiyorum. Yine kullandık. Şimdi shield açmak zorunda kaldım. Şunu kesebilirsek iyi olacak. Guzman kaçmaya çalışıyor. Guzman'ı alacağız gibi. Aynen güzel. Bakalım biz 2 kill aldık şu anda. Buradan 2 kill çıkardık. Görmüyorum bu kimin kalkanı, canı kaç diye falan. Ben de şuraya doğru kalkan açacağım. Şöyle bir açık alana gidip bir hedef taraması yapmak istiyorum. 2 kişiyiz biz orada. O damage'i yemem aşırı kötü oldu. Ölmek üzereyim şu anda. Bütün her şeyimi kullanacağım. Dima'm üzerime oynayabilir. Ama bu adamın canı ne abi böyle? Bu can ne böyle? Ölmek üzereyim. Ölmeden bir kalkan açabilecek miyim? Aynen atağımı da yapabildim. Canı da bayağı %20 falan indirebildim. Artık bekliyorum ki tekrardan şu şey çıksın. Okumuz çıksın. Şöyle biraz da sağ yapayım ki şey yemeyeyim. Aynen derken oradan geçen bir tane oldu. Biraz yavaş kaldım. Keşke hızlı kullansaydım. Bakalım Dima çok tehlikeli. Damage'lere bakacağım. Sanıyorum Dima rakip takımda bayağı etkili oldu. Bizden ben çok etkili olduğumu düşünüyorum. Belki en az bile damage'i ben yapmış olabilirim. Yine bayağı damage kestik. 3000'e yakın sanırım.
düz gideceğim burada nasıl olsa menzilde değilim diye. Şimdilik çok kötü değil gibi ama bakalım yani. Menzile giren yok hala. İçeride çok kalabalıklar gerçekten. Yine zamanla o güzel oldu. Bunun kalkanı var. Şunu kesmek istiyorum. Aynen onu aldık gibi. Süper. Şuraya şunu da saldıracağım. Adını göremiyorum. Japon olan. Bu sefer kalkanı iç hatlarda kullanacağım. Şöyle hızlanalım da önümüzde açalım. Bu adam heal'ı kullandı. Ölür mü? Ama destek çıkmadı oradan. Öldü galiba. Aynen süper. Ve ölmemiş. O hala hayatta. Bunu da alırsak bitireceğiz ve bitti. Süper. Evet MVP vermişim arkadaşlar. 269k damage. Yani baya baya. Dima karşıdaki en yüksek şeyi yapmış. Rakibin damage'ını görüyorsunuz. 100'ün üzerinde sadece bir kişi varken bizde 150'nin altında adam yok. Yani çok çok iyi bir oyun oldu. Yani görüntümüz de burada, herkes izledi. Çok 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 zevkli bir savaştı yani. Arada böyle savaşlar çıkıyor ama bu sanırım benim en uzun savaşımdı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım 2200'e bu hafta bitmeden ulaşırız. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim.